Merhaba. Bizi kabul ettiğiniz için önce teşekkür ediyoruz. Ülkemizin yaşadığı ulusal felaketi bütün Türk ferdi yüreğinde hissediyor. Kurumsal olarak gerek devletimizin, gerek belediyelerimizin, gerek AFAD'ın, gerekse sivil toplum kuruluşlarının bireysel çalışmaları yapılmakta. Bu bireysel çalışmaların yanı sıra biraz daha konuya duyarlı olan, senin gibi duyarlı olan yurttaşlarımız ve arkadaş grupları bireysel olarak da felaket bölgesine gittiler. Bunlardan bir tanesi de benim 22 yıllık gazete, 11 yıllık radyo programı olarak 30 yılı aşan sektör içerisinde bulunduğum süre içerisinde tanıdığım Beykoz Örneköy Mahallesi'nden Özgür Güney. Özgür Güney ben yaptığı esnaflık ile, sivil toplum çalışmaları ile, dönem dönemde siyasi çalışmalarıyla tanıdım. Dik duran bir kişiliğe sahip. Felakette aracıyla birlikte buradan direkt felaket bölgesine gitmesi beni duygulandırdı. Oradan 3 aileyi, 11 kişiden oluşan 3 aileyi minibüsüne alıp İstanbul'daki ortamına güvenerek Örneköy Mahallesi'nde kendinin merkezde durduğunun dışında 2 tane dağ evi veya bağ evi derler. Arkadaşımızın ticaretiyle ilgili olması gereken türde 2 tane evine bu arkadaşlarımızı yerleştirdi. Yola çıktığı zaman, felaket bölgesine yola çıktığı zaman yapmış olduğu duyuru, çünkü sosyal medyada çok kötü bilgi kirliliği var. O kadar akıl almaz demeçler veriliyor ki sanki parasını kendisi vermiş otelin falanca yerde falanca kişilik otel emre hazır, telefon bu diyor. Arıyorsun, kimse çıkmıyor. Yani böyle bilgi kirliliğinin olduğu yerde gerek devletimizin, gerek belediyemizin, gerek sivil toplum kuruluşlarımızın, gerek siyasilerimizin yapmış olduğu özverili çalışma bazı bilmeyenler veya işi tırmandıranlar tarafından konunun şekli değişiyor. Ortadaki hizmet yok oluyor. Senin bu hizmetin ve dönüş yolunda sosyal medyada paylaşman, ben gittim, ortamı yaşadım ve ortamı yaşadıktan sonra da 11 kişilik 3 aileyi aldım, geliyorum. Ben kendi olanaklarıma güvenerek bunları götürüyorum ama çevremden, dostlarımdan, arkadaşlarımdan, konuya duyarlı olanlardan, işte bir evde neler gerekli? Evlerinin fazlalığını, ikinci eşyalarını olanakları ölçüsünde bana getirsinler dedim. Ve buna çok büyük bir katılım var. Süper. Benim gördüğüm kadarıyla bu konunun bütün televizyon kanallarının yapmış olduğu haberler doğrultusunda, artı sosyal medyadaki haberler doğrultusunda en can alıcı olanlarından birkaç tanesi, bir tanesi seni yaptın Özgür. Ben öncelikle seni aşağı yukarı 25 yıla yakındır tanıdığım ölçüde bu gönülden davranış için teşekkür ediyorum. Mağdur olan arkadaşlarımıza İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonraki süreç size için hayırlı olur. 11 kişilik ailenin genelde toplamda 90 kişiye yakın aile bireylerinin göçük altında kaldığı, bazılarının yaralı kurtulduğu, bazılarının hala sonucunu anlamadığı bilgisini aktardı. Öncelikle bütün samimiyetime çok teşekkür ediyorum. Ben de bu konu hakkında Beykoz'un duyarlı olduğunu bilerek gazeteci kimliğimi bir kenara bırakıp bir birey olarak, sağ olsun kızım benim düşüncemi benden önce sahiplendi. Karınca karınca elimiz boş gelmeyerek gelmeye çalıştık. Herkesin de bu duygu içerisinde olduğunu düşünerek çok duygusal bir ortamdayım ben de. Yani burada bu yardımların, Özgür, çok son cümlem benim, bu yardımların kesinlikle ve kesinlikle çok koordineli bir şekilde gerek devletin, gerek belediyenin, gerek AFAD'ın, gerek sivil toplum kuruluşlarının veya arkadaş gruplarının çok koordineli bir şekilde götürmesi gerekli olduğunu inanıyorum. Ve orada trafik keşmekeşliğinden, kontrolsüz yardımların gitmesinden ve oradaki esnaf hayatının çökmesinden
bir de olumsuz düşünenler tarafından oradaki yaşamın tamamen zorlaştırıldığını, can kurtaranların manevra yapamadığını, yardım araçlarının şehre giremediğini duydum ve birçok kontrolü giden yardımlarında heba olduğunu duydum. Bunun içerisinde senin bizzat bildiğim kadarıyla sen küçük araba kullanıyorsun. Dostundan aldığın minibüse gitmişsin. Bu da bir özveri, ayrıca bir özveri. Gidip onları alıp gelmen gerçekten az önce söylediğim çok önemli bir duygu. Bize Doğuş Haber Gazetesi'ne sizleri geldik, ziyaret ettik. Bu süre içerisinde duygularını ben haberde anlatacağım ama sen ilk deprem olduğunda duyduğun duygu ve o duygu seni buradan felaket bölgeye nasıl götürdü? Hangi duygular arkadaşlar kalkın gidiyoruz dedin ve çevren harekete geçirdin. Çok uzatmadan nokta 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 anlatmanı istirham ediyorum. Şimdi, sevgili Özgür. Deprem olduğunu sabah işe gitmeden önce öğrendim. İşe gitmekten vazgeçtik. Dedim ki ne yapabiliriz? Birkaç arkadaşımı aradım. Her yer yıkıldığı söyleniyor. Dolayısıyla biz bir şeyler yapmamız lazım. 3-4 arkadaş bir araya gelelim. Önce bir büyük bir araba bulalım. Onun içine erzakları dolduralım. En azından o bölgeye bir intikal edelim dedim. Arkadaşlar da sağ olsunlar. Hemen ön hazırlığımızı yaptık. Birkaç saat içerisinde buradan çıkış yaptık. Yani suyumuzu, ekmeğimizi, erzağımızı, çocuklara ne yapabilirsek, onu tabii o kadar kötü olduğunu bilerek gitmedik. Evet. Buradan. Dolayısıyla boş gitmemek düşüncesiyle. Tabii. Yani tamam, ne yapabildiğimizi tamam, evet, evet. O an sucudan suyu, işte bakkaldan ekmeği aldık. Gittik ama tabii sürekli işte gitmeyin. Yollar kapalı, yollar tıkalı. İşte şu yoldan gidin, bu yoldan gidin. Sürekli destek de aldık arkadaşlarımızdan. Adana ve Niğde yolu üzerinden gittik. Tabii orada tipeye yakalandık. Sıkıntılar yaşadık oraya gidene kadar. Gittiğimizde Hatay, Reyhanlı'ya inelim dedik. En kötü bölgenin orası olduğunu söylediler bana. Buraya gittiğimizde hakikaten her şey yerle birdi. Yani 5 katlı bina. 4 katı çökmüş, 1 katı kalmış veya o da kalmamış, hiçbir şey kalmamış şekildeydi. Bir arkadaşım vardı orada, onu arayıp bulmak istedim açıkçası. Bir de onun için de gitmiştim. Ne yaparız diye düşünürken tabii sürekli şeyler birbirini kovaladı. Bakkallar yok, marketler yok, hiçbir şey yok. Elimizdeki suları, elimizdeki gıdaları arkadaşlara, oradaki mağdurlara vermek zorunda kaldık. Cebimizdeki olan nakitle belki hastaneye de olmuştur, hastaneye gitmiştir veya canlı çıkmıştır diye. Hastanenin oraya gittiğimizde de baktık ki orada her şey daha perişan. Bu sefer nakit paramızı kantinciye gittik, verdik. Dedik ki bu insanlar soğukta üşümesinler, çay dağıtın, su dağıtın, işte kek verin. Derken en son kraker bile bulamayacak pozisyona geldik. Hiçbir şey kalmamış. Yani paranız da olsa bir şey bulunmama ihtimali var. Olsa hiçbir şey. Kredi kartı şey, elektrikler olmadığı için geçmiyor. O elektrikler olmadığı için geçmiyor. En son oraya geleceğim. Aradığımızı bulamadık. Cenazeleri insanlar alamıyorlar. Dönüşte başka işte o arkadaşın evine tekrar gittiğimizde baktım ki 7-8 kişi orada oturuyorlar. 4 tane ceset çıkarttık. O da baktım birinin ayağı görünüyor. Dedim ki çıkartalım bunu. Zaten çoğu Suriye uyruklu veya oranın Türk vatandaşı da artık Arapça konuşuyorlar. Çok uzlaşamadık, anlaşamadık ama aramızdan Türkçe bilen bir arkadaşı telaffuz ettik. Dedim bari biz yardım edelim. Ellerimizle giydik eldivenleri. İki tane biz cenaze var diye girdiğimizde bir tane bebek çıkarttık, 1,5 aylık. Bir tane 40 yaşlarında bir genç çıkarttık. O arada açarken tabii bir bayan çıktı karşımıza. 50 yaşlarında. Onu da çıkaralım dedik. Onu da çıkartırken bir bayan daha çıktı. Onu da çıkaralım derken bir kişi kaldı. Tabii bunu artık biz yapamayacağımızı anladık. Çünkü o arada zelzele de oldu. Hemen çocukları tekrar arkadaşları geri çıkarttım. Tekrar zelzeleden sonra baktık ki bu büyük kütleler kaldı. Bizim yapabileceğimiz bir iş değil. Çıkarttığımız cenazeleri getirmiş olduğumuz işte ne derler ona, battaniyeler vardı. Ben mesela Ozan abi sana veriyorum. Sen hemen cenazeni soruyorsun yan tarafa. Sen akşama gene yok. Yani oraya giden pirincin, bulgurun kaynatılabileceği bir şey yok. Erzak kolisi gönderiyoruz oraya, makarna gönderiyoruz ama o an ilk an tabii. Şimdi devletimiz mutlaka bunları koordine etmiştir ama ilk anda, ilk gün yaşadığımız bizim orada ne su, ne erzak, ne elektrik hiçbir şey yok.
Zaten adam kendi canını zor kurtarmış. Ya tişörtle çıkmış ya atletle çıkmış. İşte battaniye veriyorsun. Battaniyeyi çıkarttığın cenazeye soruyorsun. Afat oradaydı. Afat'a dedim ki biz 4 tane cenaze çıkarttık. Şunları alalım. Dedi ki biz canını arıyoruz şu anda. Başka çaremiz yok. Zaten bunlar vefat etmiş. Yapacağımız da çok bir şey yok. Orada 112'lerle konuştum birkaç tane. Yoldan geçiyor sürekli. Tabii sirenler zaten hiç susmuyor. Bu arada dedim ki yani şunları alalım hastaneye getirelim. Dedi ki bana 112'ler. Arkadaş biz yaşayanlara yetişemiyoruz. Dolayısıyla bizim bunları alma şansımız yok. Kendi araçlarımızla hastaneye getireceksiniz. Hastaneden giriş yapacaksınız. Öldü diye ölüm raporu alacaksınız. Morg'dan da tekrar teslim alacaksınız dediler. Ben de tabii bunlar çok fazla Türkçe bilmediği için Türkçe bilen arkadaşa böyle böyle izah ettim. Bunu yapacağız diye. Bu arada kurtardığı cesetlerin sahipleri var mı etrafında? Tabii etrafında var. Onları anlatıyorsun. Onları anlatıyorum tabii. Tamam. Onları anlattım. Ondan sonra artık oradan çıkmak zorunda kaldım. Çıkarken de iki aileyle daha karşılaştım. Gideceğiz. Benzin de yok bu arada. Benzin yok, mazot yok. Oradaki şeyle konuştum. Siz söyleyin. İlk andan bahsediyorum. 12'de geliyor. Mazot 2'de bitiyor diyor. Zaten gaz maz hiç gelmiyor diyor. Böyle sıkıntılar olduğunu söylüyor. Bir de orada tabii bizim bir şey demek de istemiyorum. Doğru da olmaz. 10 tane 5 kiloluk bidona koyuyor. Bir tane bir araba dolduruyor. Oralar kuyruk. Paran da olsa alamıyorsun. Kredi kartları falan geçmiyor. En son cebimizde 400 lira kaldı. Osmaniye'ye gidene kadar. Bari oraya kadar dedim gidelim. 400 lira benzin alalım, onu da alamadık. Öbür başka yerden benzin almak zorunda kaldık. Çünkü kart da geçmiyor. Para da geçmiyor. Her kartın, şey olmuş. Kara borsa ilk an. Kartın geçtiği yere kadar gidelim dedin. Gidelim dedik. Yani nakit para çekelim. Oraya da gittim ama orada da maalesef 10 TL'den fazla veremiyorum. Ziraata sokuyorum. Öbür bankaya sokuyorum. Diğer içinden sokuyorum. Hepsi veriyor. 10 TL'den fazla veremiyoruz yazıyor. 10 TL'yle tabii geri dönemezsin. En son bir tamam, devlet bankamızdan birine bizi yönlendirdi. Oradan çektik istediğimiz kadar ama oralarda da tabii sıkıntılar var. İnsanlar korkudan evlerini boşaltmış. Bakkallar açılmıyor. Yani Osmaniye'den bahsediyorum. Tamam, Hatay zaten yerle bir. Korkudan yağma edilir diye mi korkuyorlar? Yağma sıkıntıdan dolayı. Zaten yağma edilirden ziyade binalar hep apartmanlar oralarda da çatlak. Yani binaya giremiyor. 100-120 kilometre olmasına rağmen yaşanan yerde oralarda korkudan binalara giremiyor. Ki oralarda da Bakan Bey geldi. Spor Bakanımız oradaydı. Bir binada ben orada tesadüf para ararken o da oraya gelmişti. Tabii tespitler yapıyorlardı. Ama Osmaniye'de boş. Osmaniye'de dışarıda oturuyor. Onların da ekmeği suyu. İki gün boyunca biz işte bir tane pideci bulduk sabah 7'de. Sadece pideyle. Yani şöyle bir gerçek de var orada gördüğüm kadarıyla. Buradan gönüllü kurtarmaya gidenler veya programı kurtarmaya gidenler de öğünlerini normal yiyemediler. Yok. Öyle bir şey yani biz, sıkıntı tabii biz, gidenlerde de sıkıntı oldu. Biz de tabii ilk. Çünkü zaten oraya biz niye gittik? Ekmeğimizi, suyumuzu, aşımızı paylaşmaya diye gittik. İlk an ama bu sefer biz mağdur kalmak zorunda kaldık. Neticede bu aileyle tanıştın. Tabii ailelerle tanıştık. Ailelere dedim ki benim yardıma muhtaçlar. Bunların apartman olduğu gibi çökmüş 5 kat hiçbir şey yok. Yardıma muhtaç ihtiyaç sahipleri sıkıntı var. Ben böyle bir teklif ettim. Gelin bende böyle bir şey var. Zaten oraya bağlayacak hiçbir şey kalmamış. Evet. Yani dünkü zengin bugün olmuş fakir. Evet. Neyse yani bir anda olan olmuş. Bu teklifle ben geldim. Aldık hepsini yükledik. Aldı, yani peki Büyük Özgür son olarak bu süreçten ilçemizin kaymakamlığının belediyesinin seni yaptığın bu olayın haberi var mı? Hiç kimsenin haberi yok. Haberi. Biz zaten bireysel olarak 5-6 karar verdik. Yani en azından şöyle yani ilçeye hakim olan bir otorite bunu zamanla öğrenecek yani. Bugün olmasa yarın öğrenecek. Peki burada hedef ne arkadaşlarımız burada? Burada biz barınabildiği kadar barındıracağız. En azından o sorunlar giderilene kadar ki gitse bile bu saatten sonra orada onları bağlayan çok bir şey yok. Akrabaları dışında onlar da yaşıyorsa. Evet. Yaşıyorsa bilmiyoruz. Akıbetleri belli değil. 15-20 güne 1 aya 2 aya tablo ortaya anladım. Çıkacaktır abi. Son cümlem o zaman Özgür. Şöyle sen önceden benim anlattığım, sonradan senin anlattığın gibi büyük bir özveriyle Beykozluk ruhuyla gittin. Bu anlattıklarını, bizim anlattıklarımızı, senin anlattıklarını yaptın. Beykoz'da tanınan bilinen birisisin. Beykoz'daki
insanların sana olan hayranlığı bu konuda daha da artmıştır benim olduğu gibi. Bundan sonraki süreçte sivil toplum dünyasının, siyasetçilerin, arkadaş grubunun, beykozların ilgisi olacağını tahmin ediyorum. Ben başlamıştır da. Bu konudaki son cümleni de söyle. Ondan sonra bir izin isterim. Valla biz yaptığımızı Allah rızası için yaptık. Hiçbir beklentimiz olarak yapmadık. Evet, yıllardır ben siyasetin ama içinde yaptın ama şimdi ama bunun tamamı yükü de senin üzerine olmaması lazım. Değil, dayanışma biz onu tabii lazım. Mutlaka o dayanışmayı sağ olsun bütün beykoz verdi. Allah hepsinden razı olsun. Binlerce kişi aradı. Binlerce kişi neye ihtiyaç varsa. Zaten ben sosyal medyadan sürekli an ve an yaşadıklarımı paylaştığım için daha gelmeden eşyalar buraya gelmişti. Buranın parkesi yoktu mesela. Ben amcamın onunla aradım. 3 tane aile getiriyorum. Parkesini yaptık. Evet. Daha gelmeden sobayı ayarlamışlar. Bende soba var. Öbürü koltuk var. Diğeri battaniye var diye yazdılar. Bu sefer fazla şeyler gelmeye başladı. Ben durdurdum. Gelene diyorum ki kafamı toplamam lazım. Zaten yorgunum. 30 saattir uyumamışım. Bir de orada uyumamışım. Dolayısıyla hani fazla battaniye bana lazım değil. Bugün Türkiye'de deprem gerçeği var. Dolayısıyla o insanlara da ulaşması lazım. Ben ihtiyacım kadar olan battaniye 20 tane aldım. Daha göndermeyin diyorum. Başka neye ihtiyaç var? Şu anda ben de bilmiyorum diyorum. İşin özü bu aslında. Yani evet, bir perdeye ihtiyacı var. Mutfak dolabı dediğim gibi zaten yapılacaktı. Kendim oturacağım diye yapıyorduk. Bugün yarın o takılacak. Diğer evim zaten hazırdı. O arkadaşları oraya oturtturdum. Burada şu anda sorun yok dedim. Birkaç gün idare edelim. Ondan sonra zaten gerekeni yapacağız. Bu pozisyonu getirdik. Herkes, bütün beykozlu, sağcı, solcu, AK Partili, CHP'li demiyorum. Bütün herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Özgür Güney'e, Özgür kardeşine sahip çıktı. Ben hepsine gurur duyuyorum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun binlerce kez diyorum. Evet, son olarak şunu söylüyorum. Ben de senin söylediğin ölçüde beykozunun yaptığına, yapacağına eminim bu konuda. Ben de bildiğini tahmin ediyorum. İşte oğlum ve kızım mesleği okuyan, bana ciddi anlamda yardımcı olan, birisi iletişim, birisi gazetecilik okuyan çocuklarım. Onlar sayesinde ben de ilçenin sivil toplum dünyası içerisinde çok fazla oluyorum. Gereken iki tane sivil toplum kuruluşu başkanıyla konuştum ben de. Ben de çok fazla el atılmasından ziyade ihtiyacı yönelik el atılmasından yana olan bir tutum içerisindeyim. Ama ben yine de isimlerini vermeyeceğim. Geldikleri zaman tanışırsın. İki tane sivil toplum kuruluşuna söyledim. Dediler ki abi ne yapmamız gerekiyorsa yapalım dediler. Şimdi ben senden istirhamım. Bize mevcut düzen içerisinde ihtiyaç ne? Birkaç gün içerisinde bildir. Ben de onlara bildireceğim. Nokta ihtiyaç diye tespit yapalım. Öyle yapalım. En azından boşa gitmesin. Ben senden bir iki gün içerisinde haber olarak aynen bekliyorum. Aynen öyle yapalım. Çünkü bizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımıza, aileye tekrar geçmiş olsun diliyorum. Hala olayın şokundalar. Evet. Onları konuşturup da zorda bırakmak istemiyorum. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara şifalar diliyorum. Ve ailelerine sabırlar diliyorum. Allah ülkemize ve tüm dünya insanlığına bir daha böyle bir afet göstermesin inşallah. İnşallah. Ama Türk dünyada her zaman kendini göstermekle, yaşanan olaylarda kendini göstermekle ünlü olan bir millet, milletiz biz. Ama Türkiye içerisinde Beykoz'un özel bir yeri var. Ben de bu yaşadığımız felakette Beykoz'lu dostlarıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü ülkenin üst yönetiminde hala bir takım sürtüşmeler olurken halk aşağıda ciddi anlamda birleşti. Bundan da bir Türk evladı olarak gurur duyuyorum. Allah da tekrar göstermesin, tekrar geçmiş olsun, tekrar sabırlar diliyorum. Başın sağ olsun. Bizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz.